Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Dersimiz Medine-i Münevvere devri ve aynı zamanda Abdullah bin Selam'ın Müslüman olmasıyla ilgili dersimiz bugün buraya gelmiş, buradan başlamaktadır. Abdullah bin Selam Hazreti Yusuf sülalesindendi. Medine Yahudilerinin ileri gelenlerinden ve alimlerindendi. Yüksek bir Yahudi alimiydi Abdullah bin Selam. Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen İsrail oğulları alimleri hakkında Şuara suresinin 197. ayeti kerimesi. Beş kişi olup bunlardan birisi Abdullah bin Selam'dı. Bunun asil ismi Husayn idi. Müslüman olunca Peygamberimiz ona Abdullah ismini Peygamberimiz verdi. Babası Selam da Yahudi alimlerindendi. Abdullah bin Selam der ki, ben Tevrat'ı ve tefsirini babamdan öğrenmiştim. Bir gün ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatı, alameti ve yapacağı işler hakkındaki ayeti bana anlattı. Ve eğer o Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum. Dikkat et. Ne kadar bu Yahudi zihniyetinin içinde yanlış zihniyet taşıyan, saptıkça sapan, Allah'ın hışmına, gazabına çarpılan bir zihniyet var Yahudilerde. Bunların alimleri böyle olursa, bakın Abdullah bin Selam'ın babası, yani Abdullah'ın babası, görüyorsun Müslüman olan bu zat bir Yahudi alimi, ama babasının durumuna bak, o da bir Yahudi alimi. Yoksa tabi olmam dedi. Dikkat et. Ahir zaman peygamberi diyor, bakın gelecek. Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum. Yoksa tabi olmam diyor. Allah'a, açıkça Allah'a karşı koyuyor. Böyle alim olur mu? O kadar bir ırkçılık var ki Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, İshak'ın, Yakub'un soyundan peygamberler göndermiş. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail de bir peygamber, onun soyundan da Hazreti Muhammed gelmiş. Bakın, Allah'ın bir emrini kabul edip birini etmemek, şeytandan daha adi ve alçak bir duruma düşme tehlikesiyle baş başa olduğunu göremiyor bunlar. Bakın, yoksa tabi olmam dedi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişinden önce öldü bu adam. Bakın, yanlış bir inançla öldü gitti. Ama bakın, oğluna bu şans, gerçek şans vurdu. Hidayet oğluna ulaştı, babası ters gitti. Resulullah'ın Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğini açıkladığını işittiğim zaman ben diyor,
onun sıfatını, ismini, zamanını biliyordum. Kim diyor bunu? O ölenin oğlu Abdullah söylüyor bunu. Abdullah bin Selam. Onu gözleyip duruyorduk diyor. Bakın, ben buna şahsen seviniyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Kuba'ya gelip Amr bin Af oğullarının evine indiğini bir adamdan haber alıncaya kadar sustum. Bu Müslüman olan bu alim anlatıyor bunu, Yahudi alimi. Ben kendime ait hurma ağacının üzerinde uğraşır, yaş hurma toplarken Nadir oğullarından birisinin bugün Arapların adamı geldi diye bağırdığını duydum. Beni bir titreme tuttu. Allahu Ekber diyerek yüksek sesle tekbir getirdim. Sevgili dostlarımız, bunlar İbni Esir, İbni İshak, İbni Sa'd, efendim Ahmet bin Hanbel, Belazuri, İbni İshak, bunların eserlerinde bunlar belgeli gerçeklerdir. Bütün anlattığımız dersler böyledir. Bakın, o sırada halam diyor, Halide binti Haris, hurma ağacının altında oturuyordu. Kendisi çok yaşlanmış bir kadındı. Tekbirimi işitince, Allah seni umduğuna erdirmesin, elini boşa çıkarsın. Ey Habis, vallahi Musa bin İmran'ın geleceğini işitmiş olsaydın, bundan daha fazlasını yapmazdın diyerek çıkıştı. Görüyorsunuz, bu da bunun halası. Bu da Yahudi kadını. Ama Allahu Ekber sesinden nasıl rahatsız oldu? Ona, ey hala, bakın ne diyor. Hidayet erişen bu Abdullah bin Selam. Halasına ne diyor? Ey hala, o vallahi Musa bin İmran'ın kardeşidir. Gördün mü? Gerçek alim bu işte. O da onun gibi bir peygamberdir. Onun dinindedir. Onun gönderildiği şeyle gönderilmiştir dedim. Bunun üzerine, ey kardeşimin oğlu, o yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber midir dedi. Evet dedim. Öyleyse haklısın dedi. Bak, kadının vicdanı düzeldi. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman toplum kendisine koşuyordu, üşüştü. Resulullah geldi denilince onu görmek için Medinelilerin aralarına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görür görmez anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Onun yüzü parıl parıl parlamaktadır. Gönlünden iman İslam cihanı aydınlatmaktadır. İşte alim böyle olur. Onu görür görmez onun hak peygamber olduğunu diyor.
anladım ki o doğru dürüst Hakk'ın peygamberidir. İşte sevgili dostlarımız, 104 kitabı okusan içinde tasdik olmazsa sende iman olmaz. Onun için Hakk'ı tasdik eden ve onu ikrar eden, o yolda canını, malını, her şeyini feda etmeye hazır olup cihad eden zat-ı muhteremler Müslümandır, mümindir. Evet sevgili dostlarımız, Abdullah bin Selam'ın peygamberimize 3 soru sorması, bunu da Tevrat'ta okudu, öğrendi de oradan aldığı soruları soruyor. Abdullah bin Selam bir gün peygamberimizin yanına geldi. Ya Muhammed, ben sana 3 soru soracağım ki onların cevaplarını ancak peygamber olan bilebilir. Yoksa başkası bilemez dedi. Kıyamet alametlerinin ilki nedir diye sordu. İkincisi, cennetlikler cennete girdikleri zaman ilk önce hangi yemeği yiyecekler dedi. Üçüncü sorusunda çocuk niçin babasına benzer, ne için ana soyuna çeker dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu soruları önün sıra Cebrail gelip haber vermişti deyince Abdullah bin Selam, bırak onu, o Cebrail melekler arasında Yahudilerin düşmanıdır dedi. Dikkat edin, Yahudi zihniyetinde Allah'ın meleğine de düşmanlık var Cebrail aleyhisselama. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şimdi sorulara cevap veriyor. Bakın, kıyamet alametlerinin ilki insanları doğudan batıya süren bir ateştir dedi. Dikkat et ey dünya! Kıyamet alametlerinin ilki insanları doğudan batıya süren bir ateştir dedi. İkincisi, cennetliklerin yiyeceği ilk yemek de balık ciğerinin sarkmış olan efendim fazlasıdır dedi. Üçüncüsü, çocuğun baba ve ana soylarına benzemesine gelince erkeğin kadını bürüdüğü sırada erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse çocuk babaya benzer dedi. Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçerse çocuk anaya benzer buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Selam, şehadet ederim ki sen ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın peygamberisin dedi. İşte alim böyle olur. Abdullah bin Selam'ın peygamberimizi tasdiki konusunda da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Yahudilerin bayram günlerinde Af bin Malik'i yanına alarak Medine'deki Yahudi kilisesine gitti. Yahudiler peygamberimizin gelmesinden hoşlanmadılar. Peygamberimiz onlara, ey Yahudi cemaati, siz bize 12 kişi bildiriniz ki
Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etsinler de gök altındaki yeryüzünde bulunan bütün Yahudileri uğrayacakları ilahi gazap ve azaptan kurtarsınlar, beri çeksinler dedi. Sustular. Peygamberimizin yanına onlardan hiçbirisi gelmedi. Peygamberimiz sözlerini tekrarladı. Yine cevap vermediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sözlerini üçüncü defa tekrarlayıp hiçbir cevap alamayınca siz yüz çeviriyor ve kaçınıyorsunuz ama vallahi haşir benim akip, benim Mustafa peygamber benim. Yani haşir benim, akip benim, Mustafa peygamber benim dedi. Siz ister inanınız, ister inanmayıp yalanlayınız diyerek Af bin Malik'le geri döndü. İşte bak şans insanoğlunun ayağına gelir ama hidayette nasibi olmayan, nasipsiz bu Allah'ın gazabına çarpılmış zihniyet bu nasibini ne yapar? Geri çevirir, karşı koyar. Cehennemi boylar, haberi olmaz. Doğru yolda olduğunu zannediyor bu zavallılar. Evet, sevgili dostlarımız, kiliseden çıktıkları sırada bir kişi peygamberimizin ismini anarak arkalarından seslendi. Peygamberimiz geri döndü. Seslenen kişi Yahudilere kendisini nasıl tanıdıklarını sordu. Yahudiler ona, vallahi içimizde Allah'ın kitabını ne senden ne de senden önceki babandan ne de babandan önceki dedenden daha çok bilen, daha çok anlayan bir kimse tanımıyoruz dediler. Bakın şimdi, o da öyleyse ben Allah için şehadet ederim ki bu zat Allah'ın Tevrat'ta ismini ve sıfatını bulmuş olduğunuz peygamberdir deyince, bakın sen yalan söylüyorsun diyerek onun sözlerini red ve kendisine kötülük isnat ettiler. Bakın bir an önce, bir dakika bile geçmeden önce göklere çıkardıkları yüksek alimi Müslüman olacak diye bakın nasıl geri tepki gösterdiler, onu nasıl karalamaya kalktılar. Bir an önce ak dediğine bir an hemen dakika geçmeden kara diyebilen zihniyet, kara zihniyet işte Yahudi zihniyetidir. İstisnalar hariç. Peygamberimiz onlara siz yalan söylüyorsunuz. Sizin sözünüze hiç güvenilmez ve itibar edilmez. Biraz önce onun hakkında senalarda, övgülerde bulunanlar, onu övenler de sizdiniz dedi Peygamberimiz onlara. Hem babasını hem oğlunu övüyorlar. Bunlar Yahudi alimi. İşte orada bu doğruyu söyleyen Abdullah bin Selam. O Yahudilerin içinde ama bakın bir an önce onu öven Yahudi Müslüman oldu olacak diye hemen aleyhine geçtiler. Karalama kampanyasını başlattılar.
Hakkın önüne sen set çekemezsin. Güneşi balçıkla boyayamazsın. Sen Allah'ın yaktığı nuru söndüremezsin. Ancak kendini cehennemin dibinde bulursun. Ey hakkın hakikatin düşmanları! İslam haktır, hakikattır. Hazreti Muhammed alemlerin hak olan rahmet peygamberidir. Allah'ın eşi benzeri, şeriki nazırı dengi olmadı olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim hak bir kitaptır. Bozulmadı, bozulmayacaktır. Ancak bunu iman gönlünde parlayan hakkın, hakikatin adamları tasdik ederler. Bozuk ve cehennem zihniyetindekiler Kur'an-ı Kerim'den ne anlar? Onların husranını artırır. Cehennemin dibine doğru gidişini artırır. Niye? İnanmıyor. Allah düşmanı, Kur'an düşmanı, Peygamber Muhammed düşmanı. Bunun ancak husranı artar. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا buyurmuyor mu Cenab-ı Hak? Müminler için şifa olan, rahmet olan Kur'an-ı Kerim ama zalimlerin husranını artırıyor. Niye? İnanmıyor Allah'ın kitabına. Allah'ın kitabına inanmayan Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a da inanmıyor. Kendini İncil'e, Tevrat'a inanmış zannediyor. Ona da inanmıyor. Çünkü onlar Hazreti Muhammed'e haber verdi. Musa, İsa'ya da inanmıyor onlar. Çünkü Musa, İsa da Hazreti Muhammed'e haber verdi. Aleyhisselam. Bütün peygamberlerden Allah söz aldı Muhammed hakkında. Aleyhissalatü vesselam. Ümmetlerinize söyleyin, o peygamber gelince Müslüman olsunlar, ona yardımcı olsunlar diye. Düşman olsunlar diye değil. Ey Yahudi, sen Tevrat'a inandığını mı zannediyorsun? Musa'ya aleyhisselam inandığını mı zannediyorsun? Ey Hristiyan, sen İncil'e ve İsa'ya inandığını mı zannediyorsun? Sen onlara inanmış olsaydın, derhal Müslüman olman gerekiyordu. Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Muhammed'i müjdelemeye geldi. Görevinin, asil görevinin biri buydu. Ve müjdeledi. Sen şimdi İsa yolunda olduğunu mu zannediyorsun? Sen put yolundasın. Şirk ve küfür yolundasın. Haberin olsun. İsa'nın yolunda olsan İsa'nın dediklerini tutman gerek. Musa'nın yolunda olsan Musa'nın dediklerini tutman gerek. İncil ve Tevrat'ın yolunda olsan onların dediklerini tutman gerek. Ey Müslüman, sen de Müslüman olduğunu eğer iddia ediyorsan, Kur'an-ı Kerim'in yolunda Hazreti Muhammed'e tabi olman gerekiyor. Yahudinin, Hristiyanın düştüğü sapıklığa düşme ey Müslüman. Sen de eğer Kur'an-ı Kerim'in yolunda olduğunu söylüyorsan, Hazreti Muhammed'e tabi olman gerekiyor. Yoksa aynı Hristiyanın, Yahudinin çarpıldığı azaba sen de çarpılırsın. Ey Müslüman, kendin aldatma. Kur'an yolunda olmayan, Hazreti Muhammed'e tabi olmayan Müslüman Müslüman değildir. Kendini aldatma. Biz kimseye yağ yakmak için söz emiyoruz bunları.
kimsenin alkışını falan da istemiyoruz. Biz iman eden Müslümanların tümü bizim kardeşimiz. Yeryüzünde hakkı hakikati kabul eden bütün insanlığın tamamı bizim kardeşimiz. Hak düşmanı, Allah düşmanı, kitap düşmanı, din, iman, İslam düşmanları bizim kardeşimiz falan değil. Ama onların da hayrına çalışıyoruz biz. Niye? Onların da kurtuluşu için çalışıyoruz. İslam dini Allah'ın rahmetiyle alemi kuşatmasıdır. Yüce İslam herkesi kucaklıyor ki gel Müslüman ol diye. Sen İslam'ın dışına çıkıyorsan bu senin kendi suçun. Müslümanlar seni kucaklıyor. Gel diyor. Yanlışı bırak, batılı bırak, küfrü bırak, şirki bırak, nifakı, zulmü bırak. Gel diyor imana, İslam'a, ilim irfana diyor. Seni kucaklıyor, kurtulmanı istiyor. İşte barış için çalışmak budur. Demek sen küfrün yanında olacaksın, zalimin yanında, zulmün yanında olacaksın, barıştan bahsedeceksin. Sen yalancı ve sahtekarsın. Sen kimi kandırıyorsun? Zulmü, zalimi alkışlayacaksın, ondan sonra adaletten, emekten bahsedeceksin. Hak'tan, adaletten bahsedeceksin. Kimi kandırıyorsun? Sen kendini kandırıyorsun. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz, burada Yahudi kilisesinde olanların anlatılmasına devam ediyoruz. Bakın Abdullah bin Selam orada. Yahudiler ona vallahi içimizde Allah'ın kitabını ne senden önceki babandan ne de babandan önceki dedenden daha çok bilen, daha çok anlayan bir kimse tanımıyoruz dedikleri halde Müslüman olacağını anlayınca bakın, o da ne dedi? Öyleyse ben Allah için şehadet ederim ki bu zat Hazreti Muhammed Allah'ın Tevrat'ta ismini ve sıfatını bulmuş olduğunuz peygamberdir deyince bakın, Yahudi zihniyetinde kıyametler koptu. Sen yalan söylüyorsun dediler. Bir önceki, bakın, övdükleri alimi, babasını, kendini, dedesini övdükleri halde şimdi yalan söylüyorsun dediler. Tevrat'ı bilen bir adama, Yahudi alimi olan Abdullah bin Selam'a böyle dediler. Onun sözlerini ret ve kendisine kötülük isnat etmeye başladılar, gara çalmaya başladılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara, siz yalan söylüyorsunuz, sizin sözünüze hiç güvenilmez ve itibar edilmez. Biraz önce onun hakkında övgülerde, senalarda bulunanlar, onu övenler de sizdiniz. İman ettiği zaman ise kendisini yalanladınız. Hakkında söyleyeceğinizi söylediniz, karalamaya başladınız. Ey Yahudiler, bu oyuna gelmeyin. Böyle Yahudilik olmaz. Böyle bir peygamber soyunda böyle bir efendim hakka hakikate karşı koyan bir zihniyet bulunmaz.
Bu zihniyet Allah'ın gazabına çarpılmaktan kurtulamayacak bir zihniyettir. Başınıza gelenlerin, başınıza firavunlar niye geldi? Buhtun nasarlar niçin başınıza geldi? Titoslar niçin başınıza geldi? Daha yakın zamanda Hitler başınıza bunları niye getirdi? Daha niceleri var. Bunlar başınıza niye geldi? Bunu derin derin düşünün. Siz hak düşmanlığından, hakikat ve İslam düşmanlığından vazgeçin. Bak, yıllardır Müslüman kanı akıtıyorsunuz. Peygamberleri katleten katiller sizsiniz. Kendi içimizdeki alimleri öldüren, katleden sizlersiniz. Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. İçinizdeki doğrular müstesna. Sizin sözünüz, dedi Peygamberimiz onlara, kabul edilmez dedi. Peygamberimiz Abdullah bin Selam'ı yanına alarak Yahudi kilisesinden dışarı çıktı. İşte görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti, hidayeti Abdullah bin Selam'a ulaştı. Öbürleri ise bundan mahrum kaldılar. Sevgili dostlarımız, Abdullah bin Selam'ın ırktaşları ile karşılaşması. İnşallah bir sonraki dersimizde de bununla devam edeceğiz. İnşallah Teala. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel Kur'an vel iman. Bismillah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah, küllü nimeti minallah. Maşallah, el hayru küllü biyedillah. Maşallah, la yasrifu su'a illallah. Vasrif anna seyyiha, la yasrifu anna seyyiha illa ent. Velhamdülike ya Rabbel alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed.